Efendim seçime son 3 gün kala Yeniden Refah Partisi'nden farklı sesler yükseliyor. Partilerde ciddi bir görüş ayrılığı var. Şimdi stüdyomuzda Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mahmut Altınsoy var. Sayın Altınsoy hoş geldiniz yayınımıza televizyon ekranlarına. Ee, şimdi malum seçim artık da çok az bir süre kaldı. Hem seçimi konuşacağız hem Yeniden Refah'ı konuşacağız. Şimdi öncelikle ben sizin tweetinizle başlamak istiyorum. Çünkü buraya gelmeden önce sosyal medyada şöyle bir tweet attınız. E dediniz ki İstanbul, İzmir ve Ankara'da Cumhur İttifakı'na destek verilmeyerek adayların çıkarılması kime ve neye hizmet edecektir? Gelin cevaplarını hep birlikte arayalım TV100 ekranlarında. Evet. Şimdi Sayın Altınsoy bu cümleyle ne ima etmek istediniz? Kime nasıl mesajlar verdiniz? Oradan başlayalım mı isterseniz? Öncelikle TV100 ekranlarının şu seçim atmosferinde yani bu yoğun gündemde hı hı. bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ki, tabii geldiğiniz için. Şimdi öncelikle şahsım Mahmut Altunsoy olarak Yeniden Refah Partisi'nin 87 kişilik kurucular kurulu MKYK, MYK en son mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını yapmış bir şahsım. Hı hı. Şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi partimizin adayı Mehmet Altınöz de benim halifemdir. Yani ben görevi ona bıraktım. Hala şu anda hali hazırda mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı çıktı. E, tabii biz yeniden Refah Partisi'ni kurmamızın bir maksadı vardı. Yeniden Refah Partisi'ni kurmamızın sebebi 1969 yılında merhum Erbakan hocamızın Bağımsızlar hareketiyle başlatmış olduğu Milli Görüş hareketinin en son temsilcisi Saadet Partisi rotayı şaşırınca dedik ki biz artık Milli Görüş sancağını bayrağını elimize tutmamız lazım. E peki ne yapacağız o zaman? E bu parti eğer rotayı şaşırdıysa milli görüşün çizgisine haiz bir parti kurmamız lazım. Bu noktada da Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan kalktılar 2018 yılında 87 kişilik bir heyetimizle beraber daha önce Erbakan Vakfı olarak devam eden grupla birlikte yeniden Refa Partisi'ni kurduk. Kurmamızın amacı neydi? Kurmamızın amacı Türkiye'de gerçekten rahmetli Erbakan hocamızın zihniyetinde şeffaf, adil, adil düzeni vaat eden, topluma adil düzeni getirebilecek olan bir siyasi anlayışı inşa etmek için yeniden lefa kurduk. 6 ay önce malumunuz hepiniz de biliyorsunuz, genel seçimlerde hı hı. E, ilk başta genel başkanımız kalktı, dedi ki biz işte Cumhur İttifakı'na dahil olmayacağız. Bu evet, açıklama yapılmadan evvel ben bu partide maddi manevi emeği olan, katkısı olan, gecesini gün yüzüne katan, hı hı. bu arada da Partiden, e, Yeniden Refah Partisi'nin malum biliyorsunuz kurucular kurulu üyeliği ebediyen parti ayak, ayakta olduğu müddetçe devam eder. Ama görevlerimden istifa etmemin sebebi de abimi kaybettim. Hanımım ciddi manada rahatsızlık geçirdi. Çok Görevden ayrılmak durumunda kaldım. İstifa ettim. Çok sağ olun. Ha, bu bir süreçti. Ama dava yoksun değil. Dava hepimizin davası. Dava hepimizin mücadelesi. Bu noktada da. Yeniden refahta biz böyle ayrılım, ben ayrılmak durumunda kalınca doğruları söyleyen, doğruları haykıran, işte çizgimizden sapmamamız yönünde sufleler veren genel başkan yardımcılarımızın onlarcası yok şu anda. Malumunuz işte ekranlardan takip ediyorsunuz. Abdurrahman Akgüz abimiz, MKYK üyesi disipline sevk edilmiş. Neden? Ömrünü, ömrünü bu partiye rahmetli Erbakan hocamıza adayan bir şahıs fikirlerini beyan ettiği için disiplin kuruluna sevk edilir mi? Sayın Suat Pamukçu, Eski genel sekreterimiz, Suat abimiz. Ya ben de istifa dilekçemi ona götürmüştüm. Suat abimizi tukaka ettiler. Ne yaptı? İstifa edip AK Parti'ye katılmak durumunda kaldı. Ya milli görüş hareketi bu olamaz. Milli görüş çizgisi bu olamaz. Bizim partimiz so isimden ziyade, aile şirketinden ziyade gerçekten milli görüşün örf, adet çizgisine sahip olmalı. Biz bu noktada da elimizden geldiği müddetçe hep doğruyu, hakkı, hakikatı Genel başkanımızla paylaşarak çizgimizde ilerlemeye gayret ettik hmm. ama bir önceki seçimlerde genel başkanımıza Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyleyen genel başkan yardımcılarımızın hepsi kıza alındı. Şu an Avukat Bayram Sakartepe, abimiz nerede? görev Yani toplantılarda yok, toplantılara gelmiyor. Şu anda sadece ünvanı var orada. Hmm. E bizim mesela ilk başta... Peki ben... parti neden böyle bir duruma doğru gidiyor? Amaç ne? Şöyle... Şimdi, Şimdi siz rotasını şaşırdı, parti rotasını şaşırdı dediniz. Böyle evet, bir açıklamanız var. Evet. Rotasını şaşırdı derken ne demek istediniz? Şimdi, yani hangi noktada şaşırdı? Şöyle. muteber olmayan, geçmişte toplumda, bu millette iyi bir izlenim bırakmayan, hatta ve hatta iktidar partisinde yıllarca siyaset yapmış, hı hı. yanlış işlerle ismi anılmış ve iktidar partisi tarafından 15 Temmuz'dan sonra ilk görevden alınan bakan Suat Kılıç. Hı hı. Ya bu Suat Kılıç, beyefendinin geçmişi çok bir muteber olsaydı iktidar zaten bırakmazdı onu. Biz Suat Kılıç ve onun gibi 15 Temmuz hadisesinden sonra ayıklanan bir takım isimlerle yol yürümeye başladığımız gün tamamıyla bu parti rotasını kaybetti. Şimdi biz eskiden derdik ki ya Cumhurbaşkanı'nın etrafını hep birileri sardı, birileri çevirdi bilmem ne yaptı. Hı hı. Ya iyi de ben o tarafını bilmiyorum, Cumhurbaşkanımızın etrafını birileri sardı mı bilmem ama... Sayın Genel Başkan Doktor Fatih Erbakan'ın etrafını çok ciddi manada illegal bir takım yapılar isimler sarmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kim intikam almak istiyorsa buraya geliyor. Çünkü bir bir yerden seslenmesi lazım, bir yerden sesini hmm. duyurması lazım. Biz bu parti olamayız. Peki bu bu parti... genel seçimlerde yakaladığı başarıyla alakalı mı? Şöyle, Yoksa daha öncesinden mi vardı bu dediğiniz olaylar? Şöyle, hani amiyane tabirle sokak ağzıyla derler ya biraz palazlanma. Hmm. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın demokrasisini şuradan anlamamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yeniden nefap Partimize. Kardeşim siz güzel eleştiri yapıyorsunuz. Gerçekten siz diğer siyasi partiler gibi bugün sorun iktidar olmakta. Gerçekten problem iktidar olmakta. En kolay iş muhalefet olmak. Niye? İşkembe Kübra'dan oturduğunuz yerden al, atın sallayın. Zor olan iktidar olmaktır. Ve bugün Cumhurbaşkanı dedi ki ya kardeşim siz güzel eleştiriyorsunuz. Mesela 62-84 İstanbul Sözleşmesi ile alakalı e, işte kadının ifsadı, kadının işte yani bakın o kanunu dünyada 45 ülke imzaladı. İşte 34'ü onayladı. Sadece o İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilen tek biziz Türkiye. Tek biz geri çekildik. Hı hı. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin işleminde olduğu tarihe bakın kadın cinayetleri, ölümler, ayrılıklar, boşanmalar vesaire çok çok daha fazla. İptal edildi tarihten 23 Kasım 2023'ten bu yana tamamen kanunla kaldırıldığından bu yana hı hı. bakın azalmalar var. Bunu da istatistikler verileri de paylaşılabilir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya bu yeniden Refah Partisi güzel siyaset yapıyor. Hı hı. Düzgün şeylere değiniyor. O zaman bunlara mecliste siyaset yapma hakkı tanıyalım. 5 tane milletvekili vererek meclise soktu. Var mıydı bizim şimdi soruyorum ben toplumumuza, bütün teşkilatımıza, bütün arkadaşlarımıza. Var mıydı yeniden Refah Partisi'nin meclise girilmeye, 5 tane milletvekili almaya e, böyle bir potansiyeli var mıydı? Daha yeni bir partiyiz. Evet önümüz açık. Önümüz ilerleyen süreç açıktı. Hmm. Şimdi şimdi değil mi? Şimdi bugün yaşanılan bu hadiseleri bu toplum asla unutmaz. Bizim yarın öbürsü gün oy alacağımız kitle AK Parti'nin bünyesindeki AK Parti'nin taban teşkilatı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız sonuç itibariyle e, Allah sağlık sıhhat afiyet versin ama hepimiz insanoğlu ölümlüyüz. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir isim siyaset sahnesinden arenasından çekildiği zaman burada en güçlü olacak siyasi parti şüphesiz Yeniden Refah Partisi idi. Ama bugünkü hareketle İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de aday çıkartmanın Mantığının ne olduğunu soruyorum size. Şunu sorabilir miyim size? Hı hı. Yeniden lefap partisi müsbet mütedeyyin bir kimliğe sahip olan bir siyasi parti. Bugün yeniden lefap partisi sizce Erzurum'da mı daha çok oy alır? Genel anlamda bakın hı hı. İstanbul'da mı? Yani e, aslında Erzurum'da potansiyeli yüksek olabilir. Niye müsbet mütedeyin evet. camia daha çok? Evet. Erzurum'da adayımız yok biliyor musunuz? Hı. Erzurum'da adayımız yok. Ama İstanbul'da var İstanbul'da adayımız var. Bunun manasının ne olduğunu bu toplum. Bizim teşkilatlarımız gerçek milli görüşçüler çok iyi bilirler. Ya şimdi Allah aşkına bundan yıllar evveline gittiğimiz zaman 1935 yılında kapatılan Ayasofya yani müzeye çevrilen Ayasofya camiini hı hı, hı. yıllar evvel rahmetli Erbakan hocamız ne dediyse hepsini çıktığına bugün hepimiz şahit oluyoruz, hepimiz vakıf oluyoruz. Rahmetli Erbakan hocamız yıllar evvel şu anda da şeyde de mevcuttur. Sosyal medyada da var. Yıllar evvel dedi ki Ey milli görüşçüler ne zaman ki Ayasofya ibadete açılırsa bilin ki milli görüşçüler hakimdir. Ne zaman ki Ayasofya'da ibadet yapılıyorsa bilin ki inananlar hakimdir. Şimdi soruyorum ben ya. Yani evet. siz rahmetli Necmettin Erbakan'ın sözlerini aslında bu konuda... Ya Erbakan hocamız evet, aslında... Önce olarak alıyorsunuz. Bakın bu toplum çok zeki bir toplum. Bu toplum çok akıllı bir toplum. Çok af buyurun, çok özür dilerim söylüyorum. Lafın tamamı deliye anlatılır. Bu toplum gerçekten akıllı, zeki bir toplumdur. Hı hı. Ve ne de demek istediğimi de gayet iyi anlıyordur. 1992 yılında o dönemin e, başbakanı Yıldırım Akbulut, e, hünkar mahvilini ibadete açtı. Ve Ayasofya'nın tamamını da açmayı taahhüt etti, vaat etti. Hı hı. Ama açamadan tepetaklak oldu gitti. Ya şimdi biz... E, Mevcut iktidarın hatalarını, eksikliklerini konuşacağız, dillendireceğiz. Bunları ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz. Hı hı. Yani hani e, vur abalıya e, işte iktidar mı? İktidar gitsin de kim gelirse gelsin mantığıyla siyaset yapmayacağız. Milli görüşün siyasi çizgisi bu değildir, bu olamaz da. 92 yılında açılmaya gayret edilen ve Peygamber Efendimizin övgüsüne mashar olmuş burası çok önemli. Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin... Bakıyorsunuz türbesine gidiyor Sayın İmamoğlu. Elleri arkada tekme atıyor sağa sola saygısızlık yapıyor. Aslında Başkan İmamoğlu gezi eylemlerinde zulüm 1453'te başladı diye o duvarlara yazıyı yazanların belediye başkanı. Bu milli görüşçülerin belediye başkanı olamaz. Milli görüşçüler buna müsaade edemez. Azıcık duruşu çizgisi olan insanlar bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine ben inanıyorum. Ve teşkilatlarımızın en azından İstanbul'da Murat Kurum, hı hı. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de eee Hamza destekleyecekleri noktasında zerre şüphem yok. Peki bunun evet buyurun. Lütfen siz cümlenizi tamamlayın ama yönetime farklı yönetimde farklı insanlar var diyorsunuz şimdi. Siz partinin içerisindeki durumu mu eleştiriyorsunuz yoksa bizzat eleştiriniz partinin genel başkanını mı? Şöyle, şimdi bu dava mahzun değil, bu dava sahipsiz değil. Bu dava da soy isimle de olmuyor. Bu dava hepimizin davası. Sayın Genel Başkanımız Allah razı olsun. Yani bizim diyalogumuz, hukukumuz çok iyiydi. Bu arada da şunu özellikle belirtmek istiyorum. Buraya gelmeden evvel bütün teşkilatımızda bunu iyi bilsinler. Ee, teşkilatımızda bizim arkadaşlarımızla diyaloglarımız, hukukumuz çok iyidir. Hala da öyledir. Bizim kimseyle bir hani kötülüğümüz yoktur. Hı hı. Ben görevi bırakmak durumundaydım özel nedenlerimden dolayı. O yüzden ayrıldım ama teşkilatla bağımızı hiçbir zaman kesmedik, kesmeyiz hı hı. de. Milli görüş çünkü bizim davamızdır. Bugün Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan bu göreve devam etmese ya artık bu saatten sonra tabii birçok şey tartışılacak, konuşulacak. Bu işler böyle gitmez. Aile Partisi'ne döndü yeniden Refah Partisi. Bugün bir bakıyorsunuz Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan, amenna peşinden gittik. Ee, Hanım Kolları Başkanı Elif Erbakan Altunöz, Mehmet Altınöz'ün hanımı. Ee, bir bakıyorsunuz Genel Başkan Yardımcısı yine Damat Bey Mehmet Altunöz, Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız. Aynı zamanda 500 bin, 520 bin üyeye ulaştık diye bunu reklam ettiğimiz yerde İstanbul'da bir tane aday bulamıyoruz. Yine damat beye geliyoruz aday yapıyoruz. Halbuki hmm. evi Bursa'da, e, ticareti i̇şi. Bursa'da, işi Bursa'da, hmm. e, Ankara'da siyaset yapıyor, İstanbul'da aday oluyor. Peki. Şimdi Sayın Altınsoy, arkadaşlarım bir yandan uyarıyorlar beni. Yaklaşık evet. bir 3-4 dakika kaldı. Evet. Artık son toparlama yapacağız. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi e, malum tabii ki e, partiler belli bir ideolojiyle ilerlerler, ama bir yandan da seçmenin ne düşündüğü de çok önemlidir bu konuda. Hı hı hı. Şimdi e, Yeniden Refah Partisi evet İstanbul'da, e, Ankara'da adaylarını çıkarmış olabilir. Ama seçmen ne der sizce bu konuda? Az önce gelirken yolda SMS'leri açıp sizlere de gösterebilirim. Bizi seven, bizi tanıyan, bizi bilen ve bize inanan, güvenen seçmenlerimiz hepsi durumun farkında. Başkanın parti nereye gidiyor? Başkanın partiye bunlar nasıl sızdılar? Hepsinin SMS'leri duruyor. Dedim ya lafın tamamı tabiri caizse deriye anlatılır. Evet. Çok akıllı bir toplumumuz var ve bu noktada ben bitirmeden evvel şunu söylemek istiyorum. Rahmetli Erbakan Hocamızın çok sevdiği, çok desteklediği, maddi manevi destek verdiği Eski Bosna Hersey'in bağımsızlığına kavuşmasına vesile olan Aliye İzzetbego için çok güzel bir sözü var. Aliye İzzetbego diyor ki uğruna savaştığımız değerleri ihmal edeceksek savaşmamızın hiçbir anlamı yoktur. Biz Hı. yeniden Refah Partisi'ni kurmamızın amacı, kurmamızın maksadı gerçekten o 1969 yılında başlayan ruhu o mücadeleyi devam ettirebilmekti. Şimdi geldiğimiz noktada kurucular kurulu üyesi olduğum, Maddi manevi bu kadar emek sarf etmiş olduğum siyasi partimizin hı hı. rotasının şaştığını gördüğüm yerde eğer bu rota acilen düzeltildi düzeltildi düzeltilmediği takdirde bu memlekette milli görüşün temsilcisi kalmamıştır. O zaman yeni bir siyasi parti kurmak hı hı. icap eder hı hı. diyorum. Sayın teşkilatımız, sayın genel başkanımız, genel başkanımızın yanındaki arkadaşlara da bu mesajı sizin vesilenize iletmiş olalım. Peki şimdi e, tabii ki e... Çok özür dilerim. Bir şey daha ilave edebilir miyim? Tabii tabii lütfen. Son, bu kadar emek Son sarf etmiş, daha var, Bu kadar emek sarf etmiş, bu kadar mücadele vermiş Suat Pamukçu abimiz, hı hı. Abdurrahman Akgöz abimiz, Şehzade Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu, Kurucular Kurulu üyemiz, Genel Başkanın baş Bakın onlarca isim sayarım size. Nerede bunlar? Teşkilatımızdan teşkilatımızdan istirhamı. dönüp bir baksınlar. Onca iyi insanlar vardı. Bu iyi insanlar nerede? Neden bıraktılar? Neden ayrıldılar? İşte tam bu. Hı. İstişare, istişare diye bir şey yok. Aslında istişare en çok bizde olması gerekiyor. İstişare diye bir şey yok bizde. İstişarenin olmadığı yerde hata yapma, hatalı sollama yapma olasılıklarınız çok çok fazla. Hı. Ve bugün yeniden Refah Partimiz ne yazık ki bunu yaşıyor. Üzülerek seyrediyorum. Buraya gelmeden evvel genel başkanımızı aradım. Telefonuma bakmadı. Geri de dönmedi. Bir ay önce tekrar aramıştım. Neden aradığımı kendisi çok iyi biliyordu. Çünkü bir önceki seçimlerde de ittifakla yer alınması gerektiğini söyledik. Ondan dolayı onu söyleyenlere çizdi. Hmm. Ya iyi de ben siyasi partimizin daha çabuk olgunlaşması, daha çabuk bir şeylerin düzeltilmesine vesile olması noktasında çaba sarf ederken genel başkanımızın bu tutum durumu ve tutumu Peki. Belli olduğu yerde o zaman siz bir şeyleri değiştiremiyorsunuz. Değiştiremediğiniz yerde parti de böyle rotasını şaşırıyor. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Efendim, ediyorum. Çok Refah Partisi korucular Kurulu üyesi Mahmut Altınsoy TV ekranlarında stüdyolarımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Murat Kurum'a gitmemiz gerekiyor. Çok özür dilerim. Gerçek milli görüşçüler, gerçek milli görüşçüler, bu pazar günü hı hı. 31 Mart'ta nasıl hareket edeceklerini en azından İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de nasıl hareket edeceklerine ben eminim. Ellerine vicdanlarına koysunlar ve doğru adımları atsınlar. Peki. ediyorum. çok teşekkürler.